Öncelikle bütün arkadaşlarıma Türkiye'den selam ve sevgilerimi gönderiyorum. First of all, I'd like to extend my gratitude and hellos from all of you from Istanbul, Turkey. Böyle sıkıntılı bir süreçte Rana Üniversitemizin böyle bir etkinliği düzenlemesinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. I also like to thank Rana University for organizing such a good event at this troubling times. Ve bu çalışmalarda büyük emeği geçen üniversitenin başkanı Seyfullah Nabi ve onun değerli ekibine ve buradan takip ettik değerli katılımcılarımıza da katkı verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. And also I'd like to thank the President Seyfullah Naimi and all the valuable professors of Rana University and of course what we see here all the valuable participants of this conference. Yaklaşık 8 aydır bütün dünya çok ciddi bir krizin içerisinde. For recently 8 months our world has been in a very troubling crisis. Bütün sektörler etkilendiği gibi eğitim sektörü de bundan çok ciddi etkilendi. Just as all the sectors, education sector has been deeply affected by this too. Tabii teknolojik altyapısı güçlü olan üniversiteler bu beklenmedik kriz karşısında hızlı bir şekilde adapte olarak Mart'tan itibaren geçtiğimiz dönemdeki akademik süreci başarıyla tamamladılar. Of course, the universities with the strong infrastructure has been developing their academic curriculums quite quickly since March 15 and giving the education through digital platforms during this time. Ancak bize bu kriz bir gerçeği de gösterdi. But this crisis also showed us a very another truth. Pandemi sonrasında da bütün sektörler olduğu gibi eğitim sektörü de dijital platformları çok yoğun bir şekilde kullanma zorunluluğunu beraberinde getirdi. The education sector has to use the digital platforms much more effectively after this pandemic and from now on in this situation. Mart 2020'den itibaren bütün dünya üniversitelerini elimden geldiğince takip ediyorum. Since March 2020, I've been doing my best to keep up with all the world global universities around the world. Bir kısım üniversiteler sadece online eğitim yaptılar. Some universities had only online education. Bir kısım üniversiteler online ve yüz yüze yani hibrit diye ifade etmiş olduğumuz bir eğitim modelini tatbik ettiler. Some universities use the model what we call hybrid, using online and face-to-face education together. Bazı üniversiteler online eğitim yapar gibi eğitim yaptılar ama aslında online eğitim değildi. Kitabı açtılar, okudular, öğrenci onu dinledi veyahut da kitabı ekrana gösterdi. Some universities called it an online education, but actually in fact they just showed the book to the screen or just read it from a book and called it an online education. Çok acıdır ama bazı üniversiteler ise hiçbirini yapamadı. And it's just sad, but some universities couldn't do any of it at all. Öğrenciye sadece ödev vererek ödevlerinin kendilerine gönderilmesi süreciyle bu dönemi kapattılar. They just gave homeworks to their students and by the results of these homeworks they ended their academic year. Biz ülkelerimizin geleceğini şekillendiren kurumlarız. We are institutions that are shaping the futures of our countries. Ekonomistler ve siyasiler bile bizim arkamızdan bizim verdiğimiz ışıkta yürümek durumundadırlar. Even the economists and politicians has to follow the light that we provide for them. Biz ne kadar ışık verirsek onlar o derece rahat yürüyebilirler veyahut da kafalarını duvara çarparlar. They will have a clear path or just hit a wall depending on the light that we provide for them. Yani her şey bizim ne kadar ışık verdiğimizle doğru orantılı. This means there is a great proportion on the light that we provide for them for a clear path. Şimdi oturup bizim Türkçe'de bir atasözü vardır. Şapkamızı önümüze koyalım ve düşünelim. Now as we say in Turkey we have to put our hat in front of us and we have to think what we should do from this point on.
üniversitelerimiz bu süreçte ne kadar ışık verebildiler? How much light did our universities were able to provide during this time? Bir öz muhasebe, bir öz değerlendirme ve sorgulama yapmak durumundayız. We have to do a self-evaluation and self-realization in order to see what we are doing. Ben Deniz, hem İstanbul Aydın Üniversitesi'nin başkanı olarak ama özellikle de Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı olarak tecrübelerimi ve deneyimlerimi bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. I, as the president of Istanbul Aydın University, but more than that, as the president of the Eurasian Universities Union, I'd like to share with you my own knowledge and experiences. Öncelikle bu dönemde her üniversite çok güçlü bir teknolojik altyapısını oluşturmak durumunda. First of all, every university should just build their technological infrastructure during this time. Biz hibrit modelden ziyade harmanlanmış model diye ifade ettiğimiz bir sistemi hayata geçirdik. We are using what we call a blended education system instead of a hybrid education model. Bunun farkı ne? What is the difference between them? Öğrenci isterse kampüste dersini görebilir, isterse evinden dersini takip edebilir. Student have the option either to come to the campus for the classes or follow the classes via online in his own private home. Tabii sağlık bilimleri, güzel sanatlar ve mühendislik bilimlerinin bazı alanları zorunlu olarak kampüste, laboratuvarda ve uygulamada hastanede yapmak zorunda. O ayrı. Of course, some classes of the health sciences and engineering, architecture are obliged to come to the university and do some applied classes in campus. Burada elbette ki hijyen kuralları, sosyal mesafe ve tabii ki maskeyi göz ardı etmeyeceğiz. Of course, we have to follow the rules of hygiene, social distancing and wearing a mask all the time during these classes in the campus. Aynı anda her üniversite kampüsün içerisinde ne kadar öğrenci bulunabileceğini tespit etmesi lazım. Every university should determine and calculate how many students can they have in a campus in these requirements. Korona şartlarına göre. According to the corona, rules of corona. Örneğin biz her bir öğrenci için 40 metrekareyi öngördük. For example, we as a university thought of giving each student 40 meter squares of space. O zaman toplam kapalı alanımızı 40'a böldük ve ne kadar öğrenciyi aynı anda üniversitemizde barındırabileceğimizi ortaya koyduk. So we got the total meter square of our campus divided by 40 and we came to the number of students that we can have in our campus at one time. Bu miktardan uygulaması zorunlu olan sağlık bilimleri, güzel sanatlar ve mühendisliğe düşen miktarı o bölümlere ayırdık. From this number we have to just set aside for health sciences, fine arts and engineering students that have to come to the campus for the classes. Geriye kalan miktar, elimizde geriye kalan miktarı ise fakültelerin öğrenci miktarına göre orantılı olarak onlara dağıttık. The rest of the number of students that we have, we divided it to the faculties and make them have their own plan for how many students they can bring to the campus for face-to-face classes. Sağlık, mühendislik ve güzel sanatlarda öğrenciler planlanan dahilinde zorunlu olarak kampüse ve hastaneye, laboratuvara geliyorlar. Health sciences, fine arts and engineering students are going to come to the university according to the planned number that they must come to classes in campus for face-to-face classes. Diğer öğrenciler ise isteğe bağlı olarak ister üniversiteye geliyorlar, derslikte izliyorlar, isterse evlerinden takip ediyorlar. But the other students have the option to come to the classes for face-to-face in the campus or they can follow it online in their own private homes. Bu isteğe bağlı öğrenciler ama randevulu olarak üniversiteye geliyorlar. But these students who have the option to come to the campus,
they have to get an appointment to come to the campus. Örneğin bu derslikte en fazla biz 15 öğrenciyi korona şartlarına göre yerleştirebiliyoruz. For example, in a classroom we can have 15 students according to the rules of corona. Öğrenci o sınıfta ders almak için hazırlanan programda randevu alıyor. The student has to take an appointment to be on that class from the program. Eğer 15'i geçmişse program öğrenciye diyor ki kontenjan doldu, kampüse gelemez. If the quota is above 15, the program says, we are sorry, we have the all the number 15 students, you can't come to the campus. Onu bir sonraki derse atıyor. It's just transferring him to the next class. Boş yeri varsa alıyor. If there is an empty vacancy in that class, they are taken in. Bugün derse katılan öğrenci, ertesi gün tekrar bir derse girmek için randevu almaya başladığı zaman, whenever a student comes to the campus, takes a class today, wants to take an appointment to come tomorrow again for another class, daha önce derse gelmeyene öncelik veriliyor. O öğrenciye öncelik verilmiyor. The priority will be to the student who didn't come to the campus the day before. Dolayısıyla bütün bu öğrencilerin toplamı kampüsteki toplam olması gereken öğrenci miktarını hiçbir zaman geçmiyor. So the number of students that we should have in the campus never exceeds the number that we have already planned. Risk grubunda olmayan bütün hocalar dersi kampüse gelerek hazırlanan harmanlanmış sınıflarda elektronik olarak hazırlanmış sınıflarda derslerini veriyorlar. All the professors who are not in somewhat ineligible to come to the campus for certain illnesses and age, they come to the campus and they provide their classes in the blended education classrooms that are designed specifically for them. Öğrenci dolayısıyla hoca sınıfta öğrenciye ders anlatıyor. Elektronik olarak, canlı olarak onu sınıftaki teknolojik kaydı takip ediyor. Canlı olarak öğrenci de bunu evinden takip ediyor. Öğrenciler aktif olarak derse katılım sağlayabiliyorlar. So the professors are in the class, giving the class and the live electronic camera, and they are videotaping it, and so the students can follow up the class live as if they are in the classroom at that time. Bütün ölçme, değerlendirme ve sınavlar da bu sistem üzerine devam edip gidiyor. And all the evaluations and exams will be continued to be done with this procedure as well. Dolayısıyla hem online eğitimin hem yüz yüze eğitimin en güzel tarafları alınarak harmanlanmış eğitim modeli diye bir modeli biz Türkiye'de ilk kez biz hayata geçirdik ve uyguluyoruz. So what we call the best ways of an online education and the necessary best ways of the face-to-face education are blended together, and this is what we call the blended education system, and we are the first ones who have been using this system in our education. Bu vesileyle bu modeli, bu bizim yapmış olduğumuz örnek modeli, bu birlikteliğin birbirimize sağlamış olduğu bu yakınlaşma ve akrabalık bağlarına dayanarak sizlerle paylaşmak istedim. So with the coming together and being very old friends and being together here, I just wanted to share this valuable experience that we have with all of you today. Tabii ki burada eğitimcilerin eğitimi çok önemli. Of course the teacher's training is extremely important at this point. Öncelikle sistemi eğitimcinin öğrenmesi lazım. Eğitimcinin teknolojiye hakim olması lazım. Bu sistemin manifestosunu, mentalitesini kavraması lazım. Of course, first of all, the professors has to learn the system, learn how to use the system, somewhat know the manifesto for the system so they can provide it to their students. Ve öğrencinin sınıf içerisinde yöntemi çok iyi bileceği gibi aktif hale getirilmesi lazım, aksiyonel hale getirilmesi lazım. Öğrencinin sisteme de ilgi duyması lazım. And this way the students will be active in the system. They will be able to understand it and provide feedback to the system. So they have to be involved in the education system as well. Dolayısıyla sadece hocanın
safi ders vermesi değil, hoca aynı zamanda öğrenciyi yönlendiriyor olması lazım. Onu konumlandırıyor olması lazım. Onu açması lazım. Ona soru sordurtması lazım. So the professor not only should give the lecture, but also get the student involved in the class and show them the way, open them the way, so that they will ask questions and they will be more involved in the lecture as well. Biz yine İstanbul Aydın Üniversitesi olarak yapmış olduğumuz çok iyi bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum ayrıca. And another very good application that we use at Istanbul Aydın University that I would like to share with you today. Biz buna duygusal destek programı diyoruz. We call it emotional support program. Çünkü bu süreç öğrencilerimizin hem yalnızlık, kendilerini yalnız hissetmesi ve arkadaşlarıyla istendiği kadar bir araya gelememelerinden kaynaklanan doğal olarak bir psikolojik yalnızlık veyahut da bir eksiklik hissedebilirler. Of course, our students may be feeling some psychological loneliness, not to be able to be with their friends, not to be able to interact with one another. So they can have some psychological loneliness problems during this time. Dolayısıyla yine online olarak bir ekip öğrencilerle sürekli iletişim halinde kurarak onlara hem psikolojik olarak destek veriyor, onlara yakınlık gösteriyor, onların problemleri, sıkıntıları var mı? Onları dinleniyor, onların soruları cevaplanıyor. Çünkü takdir edersiniz ki biz eğitimciler sadece finanstan, uluslararası siyasetten, ekonomiden, tarih, fizik, kimya, matematikten değil, aynı zamanda bu çocuklarımızın eğitiminden de sorumluyuz. Yani öğretiminin yanı sıra bu çocuklarımızın eğitiminden de sorumluyuz. Onları dünyaya, onları hayata hazırlamak ve hayata da bağlamak zorundayız. Of course, a large team of colleagues are via online tools are having psychological support, emotional support for these students who are in extreme need to talk to someone, to have someone answer their questions and their requests and have the psychological and emotional support that they desperately need during this time and our as university we have to provide it to them. Ve kesinlikle global anlayışı hakim kılan bir mantıkla yaklaşmamız lazım. Yerelden uzaklaşıp, yereli bir kenara bırakıp, bütün o hitap etmiş olduğumuz öğrencilere bir global anlayışla yaklaşmamız, bir global anlayışla eğitim vermemiz, bir global anlayışla duygusal destek programlarımızı vermemiz gerekir. Of course, with the students we have all around the world, we have to have a global understanding of their needs and global understanding of the emotions that they are feeling during this time. Tabii EURAS, Avrasya Üniversiteler Birliği bu birlikte çalışmalar için de önemli bir platform. And of course, Eurasian Universities Union, EURAS, is a very important platform during this time especially. EURAS Genel Sekreteriyası ve koordinatörleri de şu anda bu toplantıya, webinara katılmış durumdalar. EURAS General Coordinator also is here with us today during this conference. Onlar şimdi benim söyleyeceğim üzerlerinde bir görev olarak alsınlar. Bu pandemiyle ilgili EURAS bünyesinde ortak araştırmalar yapalım birlikte. I want them to take this as a note and I want them to prepare a detailed report about what we are doing during this COVID-19 pandemic as universities. Sağlık alanında, teknoloji alanında güçlü üniversitelerimiz gruplar halinde pandemiyle alakalı araştırma yapmaları EURAS içinde, bizler içinde, ülkelerimiz içinde çok faydalı olacaktır. Universities doing reports and projects about what in terms of technology and education what we should do during this time and share it with all of us will be very beneficial for everyone. Aramızdaki işbirliklerini artıralım ve güçlendirelim. We have to increase the number of collaborations and projects that we have with one another. Bu zorlu süreçler bizi yavaşlatmasınlar, bize engel olmasınlar. Çünkü biz eğitimcilerin asli görevi zaten bu zorlu süreçleri aşmak değil mi? This troubling time shouldn't slow us down. What we have to do as universities and education sector has to increase just the opposite our projects and our collaborations during this time and help one another. Ben bu vesileyle tekrar Rana Üniversitemize, onun değerli rektörüne ve bütün katılımcılara bu güzel yetkinliğe oluşturdukları için kendilerine şükran sunuyorum.
Again, once again, I would like to thank the president of Rana University and all the valuable professors from the university and all the participants for organizing such a prestigious event today. Bütün katılımcı arkadaşlarımıza, üniversitelerimize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum. Pandemisiz günler diliyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. I'd like to wish a wonderful academic year to all the participants from various universities here with us. And I wish all the success to all of you and thank you for having me.